Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size Lepistes balıkları hakkında bilinmesi gereken her şeyi anlatacağım. Sizi çok bekletmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, en önemli 6 kuraldan sırasıyla başlayalım. 1. Lepistes balığının ihtiyaç duyduğu akvaryum ortamı nasıl olmalıdır? 2. Lepistes balığının ne tür varyeteleri mevcuttur? 3. Lepistes balığının üretimi nasıl yapılır? Üremesi nasıl yapılır? 4. Lepistes balığının beslenme alışkanlığı nasıldır? 5. Lepistes balığı hangi türlerle bir arada beslenir? Ve 6. Lepistes balığının ihtiyaç duyduğu akvaryum ortamı nasıl olmalıdır? Şöyle başlayalım. Lepistes balıkları doğal ortamda genellikle bitkili sığ derelerde yaşarlar. Bu yüzden de Lepistes akvaryumun olmazsa olmazı bitkidir. Bitkili bir akvaryumda beslenen Lepistesler çok daha huzurlu ve doğal ortamdaymış gibi olurlar. Lepistes akvaryumlarının kum tercihi ya özel bitkili akvaryumları için üretilmiş olan bitki kumları ya da midye kırığı, işte dere kumu tarzındaki kumlar tercih edilmelidir. Su sıcaklığı doğal ortamlarda olduğu gibi 22-28 derece aralığında olması gerekiyor. Eğer hamile balıkların gebelik sürecini hızlandırmak istiyorsanız akvaryum sıcaklığınızın 26 derecenin altına kesinlikle düşmemelidir. Lepistes akvaryumu büyük kayalar kullanmanızı öneririm. Suyun sertliğini kıracaktır. Ama mutlaka bir adet mangrov kökü koymanız da su değerlerini yumuşatacak ve Lepistesleriniziçin harika bir doğal ortam oluşturulacaktır. Evet. Lepistes balıkları ne tür varyeteleri mevcuttur? Lepistes balıklarının bugün Uzak Doğu ve işte Tayland bölgelerinde de dahil olmak üzere binlerce farklı varyeteleri mevcuttur. Ben bu başlık altında bizim ülkemizde en yaygın olan türleri sizlere tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle belirtmeliyim ki tüm bu varyeteler farklı renklerdeki lepisteslerin kendi aralarında çaprazlama yöntemiyle çiftleştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Türkiye'de en yaygın lepistes türlerini sırasıyla ben size bunları da sayayım. En çok duyduğunuz full red lepistes, full black, işte Moskov Blue, Moskov Green, işte German lepistes, fil kulak, işte koyu lepistes gibi Türkiye'de çok gözde balıklar, gözde olan cins lepistes cinslerimizin isimlerini burada saymış oldum. Lepistes balığının üremesi nasıl yapılır? Bu da çok güzel bir konu. Bunu herkes merak ediyor. Lepistes balığı üretimi çok basit olan bir tür o aslında ama fakat yine de bazı işte ince teknikleri bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. Üretim yapmanın iki yolu yapılabilir. İlk yol normal bir şekilde bitkilendirmiş akvaryumda işte su sıcaklığı 26 dereceye ayarlayıp 26 dereceye ayarladıktan sonra balıklarınızı normal akışına bırakıyorsunuz. Bir süre normal işte hamile olan balıklarınızın karnı siyahlaşmaya ve şişmeye başlayacaktır. Hamile balıklar ortalama 15 gün içinde doğuracaktır. Yavrular doğar doğmaz yüzmeye başlıyorlar. Bunu birçok arkadaşımız zaten biliyor. Yeni lepistes besleyecek hobici arkadaşlarımız belki bilmiyordur. Direkt daha doğduğu gibi yüzmeye başlayacaktır. Ve bitkilerin arasında saklanacaklar. Saklanamayanlar da diğer balıklara yem olacaklar. Siz hiç balığım yem olsun istemiyorsanız hamile balığınızı 12. günde geldiği zaman yavruluğa ayırıp işte burada doğum yapmasını bekleyebilirsiniz. Bir diğer ve daha zahmetli olan yöntem ise bir erkek ve iki dişi balığınızı boş bir akvaryuma salıyorsunuz ve çiftleşmelerini bekliyorsunuz. Hamile kalan işte balığı ayrı bir akvaryuma alıyorsunuz ve doğumdan sonra dişiyi yerine eski akvaryumuna geri koyuyorsunuz. Daha sonra dişiler ayrı bir başka bir üreticiden bulacağınız güzel bir dişi ve erkekle işte diyelim çiftleştirerek çok kaliteli bir ırk elde edebilirsiniz. Cinsiyetler ise işte erkek dişi balığına göre lepisteslerde değil, genelde de öyle daha gösterişli ve
işte daha güzeldir. Erkek balıklar genelde, özellikle Lepistes balıklarında daha çok var bu. Erkekler dişilere göre daha inşamlı, daha gösterişli ve renkleri daha bir canlı, daha parlak, daha güzel bir gösterişli oluyor erkekler. İşte Lepistes balığının beslenme alışkanlığı nedir? Nasıldır? Lepistes balığı doğal ortamlarda genellikle bitkisel ağırlıklı olarak beslenmektedir. İşte kayaların üzerinde ve bitki topraklarında oluşmuş küçük, bitki yapraklarında oluşmuş küçük yosunları afiyetle tüketirler. Aynı zamanda protein ihtiyaçlarını yine doğal ortamlarda yakaladıkları mikroorganizmaları yiyerek karşılarlar. Akvaryum ortamında lepistesler haftanın 7 günü sık sık ama azar azar yemlenerek beslenmelidir. Siz yemi attığınızda 30-40 saniye içerisinde yem bitecek bir şekilde olması gerekiyor. O şekil. Ama 2-3 dakika içinde de bitecek miktarda yem verirseniz haftada bir gün protein ağırlıklı, geri kalan 6 gün ise bitkisel ağırlıklı yemleme yapabilirsiniz. Protein içerikli yem olarak ise Artemia'yı tavsiye edebilirim. Artemia mükemmel bir protein olarak genelde tüm balıklar ama lepistesler için de ya da yavrular için de mükemmel, diğer balıkların da yavrular için de mükemmel bir protein ağırlıklı besin kaynağıdır. Lepistes balığı hangi türlerle bir arada beslenir? Lepistes balığı barışçıl bir balık türüdür. Yine kendisi gibi canlı doğuran familyalara ait balıklar ile bir arada beslenebilir. Narin ve saldırgan olmayan lepisteslerimiz canlı doğuran türlerinin birçoğu ile bir arada huzur içinde yaşayabilir. Fakat bir tanesi hariç, Velifiera cinsi, onlara bir arada beslenmez. Ben beslemesini tavsiye etmiyorum çünkü o biraz saldırgan bir balıktır, avcı bir balıktır. O yüzden onu beslemenizi lepisteslerle tavsiye etmiyorum. Lepistes balığının sorunsuz besleyebileceğiniz diğer canlı doğuran türlerinden birkaç örnek vererek size yapayım ama sizin yine tercihiniz. Molly, Enderel ve Plati gibi barışçıl tür bir arada beslerseniz bir sorun oluşmayacaktır. Lepistes akvaryumlarınızda cüce vatos, elma salyangozu ve çöpçü balığı diye adlandırılan birçok balıkların türü ile de bir arada besleyebilirsiniz. Beslemeniz de bir sakınca kesinlikle olmayacaktır. Lepistes balığınızı kaliteli yemlerle beslemelisiniz. Yani protein ağırlıklı haftada bir veriyorsunuz ama normal bitkisel yemde kaliteli olması lazım. Açık yemler kesinlikle ben vermenizi tavsiye etmiyorum. Son kullanma tarihi geçmiş yemleri asla tavsiye etmiyorum. Son kullanma tarihi hatta yaklaşmış yemleri dahi kesinlikle tavsiye etmiyorum. O yüzden bu önerimi dikkate alırsanız sevinirim. Akvaryum boyutuna, akvaryum dibindeki kirliliğe göre haftada bir ya da iki haftada bir dip çekim yapabilirsiniz. Dip çekim sadece lepisteslerde tüm balıklar için geçerli. Fakat bir önerim var. Bazı arkadaşlar lepistesleri fanusta besliyor. Lepistesler fanusta beslenmesi kesinlikle yanlıştır. Neden yanlıştır? Hem alan hacim dar, hem rahat edemeyecekler, hem de en önemlisi fanus yuvarlak olduğu için, camı yuvarlak olduğu için balıkların gözlerini, siz yakından mesela baktığınızda balık bir şekilden şekile giriyor. Balık da içerideyken aynı şekilde dışarısını öyle görüyor. Gözleri bozuluyor ve zamanla kör oluyorlar. Bunu da kesinlikle önermiyorum. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Su değişimi de yaparken dip çekim yapacaksınız. Dip çekim yaptığınızda dinlenmiş su muhakkak eklemeniz lazım. Dinlenmiş suyu nasıl eklemeniz gerekiyor? Çok mükemmel bir yöntemim var. Zaten kanalımı takip eden arkadaşlar bunu yakından takip ediyorsa beni muhakkak biliyorlar. 5 litre dinlenmiş bir
İşte 5 litre bir pet şişede dinlenmiş su, kapağı açık vaziyette dinlenmiş su. 3-5 gün dinlendirdiniz diyelim. Diğer bir 5 litrenin de altına bir delik iğneyle açıyorsunuz ve o 4-5 gün dinlenmiş suyu o 6 delik 5 litrelik pet şişeye döküyorsunuz. Ben 5 litre diyorum ama 10 litre olur, 20 litre olur. Artık sizin akvaryum hacminize göre ona göre bir bidon ayarlıyorsunuz. İşte 6 delik olan kaba boşaltıyorsunuz ve o kabı akvaryum üzerine koyuyorsunuz. Akvaryum üzerindeki bir boşluktan su içeri akıyor. Ve balıklarınız kesinlikle su değişiminden etkilenmiyor. Lepistes balıklarınızda işte doğuran balık olduğu için doğumları biraz ağır geçiyor. Doğumdan sonra dişileri kaybedebiliriz. O yüzden kaybetmemeniz için size önemli bir önerim var. Balıklara kaliteli yem veriyoruz. İşte tarihi kesinlikle geçmemiş ya da yaklaşmamış bile yemler olması lazım. Açık yem asla kesinlikle vermiyoruz. Günümüzde işte hobici arkadaşlar genelde ilk etapta lepistesten başlar. Lepistesi beslemesi çok güzeldir. Çok lepistesçi arkadaşlarım da var biliyorum. Lepistes hastaları da var. Genelde böyle yeni hobiciler direkt lepistesten başlıyor. Bu videonun onlar için de çok büyük önemi olacağını, faydası olacağını da burada belirteyim. Akvaryumumuzda lepistes besliyorsak, lepisteslerimiz bilinirsiniz ki özel balıklardır. Onlar için bir şekilde işte yok işte pahalı yem vermeyeyim, şunu yapayım. Maliyetten kaçınmayınız. Maliyetten kaçınırsanız şu görmüş olduğunuz rengarenk lepistesleri kaybedebilirsiniz. Kesinlikle ben balık ölümlerine karşıyım. Yine sormak istedikleriniz sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben size her türlü burada yardımcı olmaya hazırım. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Abone olmayan arkadaşlara da abone olursa onlara daha iyi yardım ederim. Ve kanalımı takip ederlerse daha çok verim alacaklarını düşünüyorum arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Mükemmel, faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Siz de böyle düşünüyorsanız yorumlar kısmına da yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bu videoyu sosyal medyanın her yerinde paylaşabilirsiniz, linkimi paylaşırsanız ben birçok obiciye sesimi duyurmuş olacağım ve birçok obici arkadaşlarıma yardımcı olacağım. Arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın, mutlu kalın. Koronavirüslerden korunmak için evinizde kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.